Mars'tan gelen Novaya Tanın Londra ziyareti devam ediyor. Londra macerasına devam ederken çok güzel bir sürpriz ile karşılaşıyorlar. Amerika'dan Hüya ile Kerem geliyorlar. Sürpriz bir şekilde teyzeleri ona güzel bir kahvaltı hazırlıyorlar ve günü planını yapıyor. Karşılıklı eğleniyorlar, çok mutlular, çok şaşırıyorlar. Beklenmedik bir şekilde gelmeleri çok çok hoşlarına gidiyor. Ve Londra gezmeye başlıyorlar tabii ki. Teyzelerine en yakın olan Londra Kalesi'nden başlıyorlar. Burası tarihi bir yer bildiğimiz gibi. Şu an için ziyareti açık. Ve içinde Kerem, Riya, Ata, Nova çok güzel bir şekilde kalenin her tarafını geziyorlar. Daha sonraki durakları Kule Köprüsü yani Tower Bridge. Burası çok güzel, tarihi bir bina, köprü. Açılabilir, kapanabilir bir köprü. Yüksek bir büyük kimler geldiğinde kanatlar açılabiliyor. Çocuklar burayı çok sevdiler. Kerem, Riya, Nova, Ata. Daha sonrasında London'a gitmeye karar verdik hep beraber. London'a dedin görmüştük. Bugün Kerem'i Riya'ya göstermek istedik. Gerçekten muhteşem. Ona da çok beğendiler. Karşısında Big Ben var tabii ki. Big Ben gitmezse bu olmaz. Burayı ve parlament birazını Kerem'i Riya'ya gösterdik. Onlar da çok beğendiler. Tabii ki bol bol fotoğraf çektirdik. Daha sonra tabii ki yorulduk. Yine muhteşem St. James Park'a gelip dinlenmeye, kuğulara, ördeklere bakmaya karar verdik. Ayrıca Kerem'le bir yol göstermemiz gerekiyordu buraların güzelliğine. Tabii ki acıktık ve yemek yedik bol bol. Çok acıkmıştık. Keyif ve neşeyle mutluluk ve yemeğimizi yedik. Çok eğlendik. Çok çok özlemişiz birbirimizi. İyi ki gelip bize sürpriz yaptılar. Sonrasında devam ediyoruz. Tabii ki Buckingham Palace'a gittik. Burasını Kraliçenin Sarayı'ydı burası. Çok büyük, çok güzel tarihi bir yer. Ve törenlerin çoğu da sarayın önünde yapılmaktadır. Kraliçe de buraya katılırdı. Tabii Kraliçe'den sonra şu an kral var. Buradaki gardiyanların değişimi seyrettikten sonra bol bol da fotoğraf çektikten sonra devam ediyoruz. Doğru yerimiz Trafalgar Square dediğimiz çok büyük bir meydan. Buralarda genelde gösteriler yapılır, şenlikler yapılır. Her tüm bir şeyi görmek mümkündür burada. Burada havuz. Trafalgar Square National Gallery'nin önündedir. National Gallery ise yani en güzel sanat eserleri mevcuttur. Zamanınız olunca gezmenizi tavsiye ederim. Biz gezdik, çok eğlendik hep beraber çocuklarla. Şu an Trafalgar Square'da eğlenmenin tadını çıkartıyoruz. Çok mutluyuz. Sonrasında Oxford Street'e gittik. Oxford Sokağı diyor. Geçiyor. Burada da tabi alışveriş yaptık. Ufak tefek hediye keşkeler aldık. Sonrasında ne mi yaptık? Bol bol güldük, eğlendik tabii ki. Bu yol çok maceralı geçti. Çünkü tüm yolda Traditional Pub aradık. İngiliz pub'ı oturmak için. Ama her taraf çok doluydu. Onun dışında koştuk, eğlendik. Acıkmıştık ama son eve gitmeye karar verdik. Çünkü her taraf doluydu maalesef. Rezervasyon yapılmadan olmuyordu. Sonrasında Piccadilly Square'a gittik. Burası da muhteşemdi. Kocaman ekran. İnsanlar cıvıl cıvıl şarkılar söylüyordu. Herkes çok mutluydu. Uzun süredir bu kadar iyi eğlenmemişler çocuklar. Gülüyorlar, kışçılara eğleniyorlar, alışveriş yapıyorlar. Londra'nın zevkini çıkarttılar, tadını çıkarttılar eğlenerek. Sonrasında yoruldular, eve dönme zamanı gelmişti. Trene bindiler, evlerine gittiler teyzelerinin. Eve geldiklerinde ne kadar daha yorulduklarının farkına varmışlardı. Teyzesi yemek hazırlayana kadar onunla dinlenmeye karar verdiler. Daha sonra teyzesinin hazırlamış olduğu yemek kemik için hep beraber bir araya geldiler. Yemek çok lezzetliydi. Çok büyük bir iştahla yediler ve sohbet ettiler bol bol eğlenerek gülerek. Gerçekten güzel bir günün ne kadar değerli olduğunu fark etmişlerdi. Birbirlerini çok özlemişlerdi. Sonrasında herkes odasına çekildi. Kerem, Riya, Tanova. Önce gün içindeki çekilen fotoğrafları videoya baktılar. Hatta günlük yazdılar. Sonrasında iki kitap okumaya karar verdiler Londra ile ilgili.
Teyzesinde çok güzel bir hikaye kitabı vardı. Çok heyecanlı geçtikleri yerlerin bugün hikayesini okuyorlardı. Eğlenmişlerdi. Devamında herkes odasına çekilip yatağına çekilip kendine ait özel hikaye kitabı okumaya karar verdi. Ertesi gün yoğun bir gün olacaktı. Bugün çok çok eğlendiklerini fark ettiler ve onun ne kadar güzel olduklarını fark ettiler. Tekrar uyumaya yataklarına gittiler. İyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Yeni maceralarda. Arkadaşlar beğenmeyi ve takibi unutmayın lütfen. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.